Efendim merhaba, ben Seyhan Soylu. Efendim böyle işte kafama uygun, merak ettiğim, böyle kendi kalibrasyonunda çok usta ellerle, çok usta sohbetlerle, çok usta işinin ehli olan insanlarla sohbet etmeyi bayılırım. Yani öğrenmek zaten bir böyle bir hastalık gibi bir şey bende. Mesela bugün el ayakla ilgili sohbet edeceğiz. Ellerin ve ayakların aslında bizim insan vücudunda nelere lazım olduğunu, ne gibi hastalıkların tetikçiliğini yaptığını ve nelerle ilgili korunmamız gerektiğini öğrenebileceğimiz bir refleksoloji neydi? Medikal el ayak bakımı ve refleksoloji. Peki. Evet. Neymiş efendim? Refleksoloji. Tamam, harika. Efendim, refleksoloji uzmanı Gülhan Şeker hanımefendi el ayak bakım merkezi ve yeri Ataşehir'de. Evet. Ya Gülhan'ım bir şey söyleyeceğim. Efendim? Hayatım boyunca hiçbir yerimde ne çıban çıktı, ne ayağımda nasır oldu. Aha. Ayaklarımı size programın öncesi gösterdim. Evet. Pembe. Ama geçtiğimiz günlerde Tunus'a giderken bir bot giydim. Çok sıkı bir bottu. Açık bir bottu. Hı hı. Ön taraf açık ama orada taş bölümü vardı. Taş bölümü küçük serçe parmağıma battı. Ve batınca da orası sertleşti. Nasır gibi oldu. Şimdi ben onu tamamen temizletemiyorum. Tamamen evet, şu an için hani yeni bir başlangıç olduğu için evet temizlenebilir. Ama çok, gördüğün ayaklarımda evet, pembe. Gayet güzel bebek ayağı gibi. Bu arada gerçekten bebek ayağı gibi. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Depanteni alıyorum akşamları. Evet. Kalın çorap giyip içine sıkıyorum. Her akşam bir depantenin dörtte birini bir ayağıma, dörtte birini masaj bir ayağıma. Masaj yaparak da değil mi? Masaj da yapıyorum. Hı. Böyle yumuşatıyorum ve ayaklarımın altında nasır falan da oluşmuyor. Kan dolaşımını hızlandırdığınız için aslında bebek gibi olmasının sebebi de o aslında. Aa. Kan dolaşımını hızlandırıyorsunuz. Bir taraftan ayaklarım refleksoloji da bir yapmış oluyorsunuz. Ayaklarım da bir güzeldir evet. Anlatamam size. Gerçekten güzel gördüm. Peki ne yapıyor bu el ayak bize? Benim yaptığım işlem medikal el ayak bakım olarak geçiyor. Şu an podoloji diye okullarda okutuluyor aslında. Podoloji diye. Hı-hı. 2014'te pardon geldi. Hı-hı. Bizim başladığımız dönemlerde okul yoktu. Dolayısıyla biz Alman menşeli özel kuruluşlardan medikal olarak cihazla yapılan bir işlem, özel uçlarla yapılan bir işlem. Daha çok batık, nasır, diyabetli ayaklar. Ay gördüm o fotoğrafları. O fotoğrafları bir de yan tarafta gösterelim. Şeker hastalarını Allah ya Rabbim sabır ihsan eyle ya Rabbim. O ayakları ay. Şeker hastaları özellikle hanımefendi işinin çok ehli. Bak bu yan tarafta görmüş olduğunuz fotoğraflara lütfen çok dikkat edin. Şu iki pencerenin arasına onları yerleştirin arkadaşlar. Görsünler izleyicilerimizle ve hanımefendinin numaralarını lütfen altı yazalım ve iletişim. Teşekkür ederim. Ve izleyicilerimize bu konuyla ilgili de yardımcı olmuş olalım. Ayak evet. Bakımının önemi şöyle, aslında ayaklar bizim vücutumuzun hamalı. Hı-hı. Maalesef hamal gibi kullanıyoruz. Bazen bakımını ihmal ediyoruz. Bazen gelen hastalar şöyle diyebiliyor, işte Gülhan Hanım koku yapıyor mu, kokuyor mu? Olabiliyor çünkü. O şey, ayak kokusu. Maalesef ki oluyor. Erkeklerde daha mı çok? Bayanlarda da var inanın. Bazı erkek ayaklar hatta bayanlardan daha da güzel olabiliyor. Bu hani şey kemik yapısına da bağlı. Ama o koku neden olur? Koku şöyle, aynı ayakkabıyı her gün giymekten olabilir. Çorabı değiştirmeyen olabiliyor. Ya da naylon tarzı çoraplar giyebiliyorlar. Bunlar giymemek gerekiyor. Özellikle de kişilere de söyleyelim. Pamuk tarzı ince çoraplar giymek gerekiyor. Günlük olarak hatta gün içerisinde değiştirebiliyorsa gene değiştirmesi gerekiyor çorabın. Hani yaptığım iş bazen şey... Geçenlerde Ramazan'da Eyüp Sultan Camii'ye gittim. Ayak kokulu. Bir kadın vardı. Aman Allah'ım. Kadın dediğin mis aman gibi Allah'ım, kokması gerekiyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Kadın mis gibi kokması. Millet namazdan kaçacaktı yani. Herkes onu konuşuyordu. Ama bitti bir kadın. Hı. Ay, herkes o kokunun nereden geldiğini,
Yani gerçekten. O koku çok rahatsız edici şöyle, oluyor. Belki diyabet hastası olabilir hanımefendi. Ya da tombikti kolesterol. Zaten. Aynen. Kişisel hijyene de dikkat etmiyorlarsa maalesef ki, yani aslında Türk toplum olarak da temiz insanlarız ama bazı kişiler ihmal edebiliyor. Dediğim gibi biz Müslüman olmasaydık çöplüğe gömerlerdi biz. Değil mi? Vallahi billahi. Aslında yani. Tamam Müslümanız diye biraz temiziz. Temiz de olmamış olsak çok da temiz değiliz. Evet. Görüntüde temiziz. Mesela ben mahrem yerlerini yıkamayan olabiliyor maalesef. Bir sürü insanları görüyorum. Orada da mantar rahatsızlığının sebebi aslında bu biliyorsunuz. Tabii. İşte orada temiz kullanmaması. İdrar yapıyorsun. Aynen. İdrarı sabunla bir temizle yani orayı. Ya da çamaşırını her gün değiştirmeyebiliyorlar. Şey de yapabilirsin. İdrarını mesela hani bir yere girdin orada şey yapamıyorsun. Al bir ıslak bir şey. Evet. Oraya tipiş peçete. Yap tipiş aynen. Alt. Yani benim gördüğüm... Çünkü idrar pislik. Asit. Evet. Oralara mantar oluşturur. Temizlenmesi lazım. Kopiş de öyle. Ayak için de aynı şeyi söylemem. Ayak da öyle. Ayak terliyor. Ben mesela hayatımda hiç ayaklarımı yıkamadan uyumadım. Ne güzel. Ve ondan sonra hemen kremimi sürüyorum. Hayatım bir de güzel ayaklarım olduğundan herifler yani öpüyor. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel ama Seyhan Hanım'ın ayakları. Kişisel hijyene gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi çorapları her gün, hatta günde 2 defa ayak terleme problemi varsa. Şu an ayak terleme problemleriyle alakalı da çok yazıyorlar ama bazen benim bölümümü aşan yerler olabiliyor. Çünkü hormonal de bir şey olabiliyor. Özellikle çocukluktan ergenlik çağına geçtiğinde hormonlar daha yüksek olduğu için terlemeler çok olabiliyor. Bununla alakalı ben zaten dermatoloji doktorlarına yönlendiriyorum. Terlemeye bağlı orada biriken bakteriler koku yapıyor. O bakteriler temizlenmediği zaman ya da bakım yapılmadığı zaman da bu... Hanımefendinin Instagram numarasını da verelim lütfen. Bakım yapılmadığı zaman da onlar mantara çeviriyor. Mantar da çok büyük bir rahatsızlık. Görüntü olarak da... Biraz daha yüksek konuşursak net duyarlar sizi. Tamam. Evet. Mantar rahatsızlığı da çok önemli. Özellikle şimdi bizim bu yaz aylarına doğru işlerimiz daha da artıyor. Çünkü ayaklar dışarı çıkıyor. Dolayısıyla görünür hale geliyor. Ojeyle kapatamadığı sorunları olabiliyorlar. Tırnaklarda değil mi? Tabii ki. Çoğu kişi ojeyle kapatmak istiyor. Ama erkeklerde böyle problem olmayınca, yani oje süremeyince bu dönemde bizim işlerimiz biraz daha artıyor. Yoğun oluyorsunuz. Yoğun oluyorum. Ataşehir'de yeriniz. Ataşehir'de metropolde. Metropol AVM'de. Kendi yeriniz mi? Kendi yerim. Allah'a şükürler olsun. Ben telefonunuzu alacağım. O minicik tabii. O tabii. Sertleşme yerini bile istemem ben. Yani tamam. Onun Nasır'a sizi dönüşürse zaten mutlaka. Onun Nasır'a dönüşürse çok üzülürüm ben. Evet. Başlangıç noktasında asıl oradan başlamıştık. Başlangıç noktasındakiler temizlediğimizde düzenli bakıma da geldiğinde tekrarlamayabiliyor. Tabii o ayakkabıyı giymezsiniz. Tabii. Giyerseniz tekrarlayabilir. O güzel ayaklarınız gene nasırlaşabilir. Kötü olur. Çok kötü. Üzülürüm yani. Bir de nasır şöyle sinir uçları ayak ve elde sonlandığı için canınızın yanma sebebi de budur zaten. Hani canım çok yandı dediniz. Çok küçük bir şeydi ama sinir uçları ayakta ve ellerde sonlanır. Dolayısıyla giydiğimiz hayatım, ayakkabılara... ayakların bebek ayağı gibi olunca minicik uç yani... Kibrit çöpünün 1/3 kadar olsa evet, bile evet. Ben nefret ederim evet. Oranın sertleşmesinden. Hatta dedim ya bilseydim hani böyle bir durum olduğunu gelirken makineyi getirdim. Portatif bir makine hem de uygulamalı gösterirdik. Aynen uygulamalı da gösterirdik. İnşallah o gün çekelim gün... Instagram'da yayınlarım tamam, size. Tamam öyle yapalım. Çok şey. Evet. Ben bir de esnaf olan hatunlara bayılıyorum. Teşekkür ve onlara ederim. Jestler yapmak istiyorum. Çok sağ olun. Çok ciddiyim. Peki kaç kişi yanında çalışıyor? Sadece benim şu an. Ben 5 yıl boyunca Ataşehir Estetika'da özel bir hastanede çalıştım uzman olarak. Sonrasında 2020'de kendi işletmemi açtım. Sonrasında pandemi evde patlatma... Evde de açabilirdin. Niye bu kadar külfete girdin? Aslında evet birikimimle o an bir araba alabiliyordum. Ama ben şeydim önce bir işimi kurayım araba sonra gelir. Ama orada manikür pedikür de yapıyor muyum? Manikür pedikür böyle bilindiği gibi işte hani leğende bekletme olayı yok. Bizde manikür pedikür cihazla yapılıyor. Protez. Protez yapmıyoruz. Şöyle. Yok protez falan yapmıyoruz. No. Bizde oje yok. Bizde sadece bakım. İşte mantarlı tırnaklar. Ama yapsana. Onun branşı ayrı olduğu için ama yanıma bir kişi almayı düşünüyorum. Bir de kirpik taktır. Çok bu Özbekler falan evet, özellikle evet. Çok ustalar. Bu. Evet evet. Kirpik ve protez yaparsan... Cironu da 2'ye katlarsın. Doğru, çok ben isterim senin başarmanı ay, çünkü çok kaliteli bir kadın. Çok teşekkür ederim. Yani karşımda inanılmaz kaliteli, çok şık, çok mülayim, işinin ehli, işini çok seven,
çok düzgün bir kadın var. Onun için onu çok başarmasını isterim. Gerçekten çok başarsan ya. Bunları sizden duymak ki daha ama yeni gerçekten, tanıştık sizden böyle. Yani teşekkür ederim. İzlenim çok önemli. 5 dakikada o intiba bırakabilecek kapasitede bir hatunsun. Allah yoluna çıkın. Nerelisin sen? Ben aslen Tokat Niksarlıyım. Tokatlı. Ama göçmenlik var mı soymuştum? Bu belli. Selanik macırlıklı göçmen. Var. Bir macırlık var. Bir hemşerilik var. Kan kaynar ya hani hemşeri. Ben biliyorsunuz hem Arnavut'um hem Balkan. Balkan'ın her yerinde. Teşekkür ederim. Peki. Buyurun. Ne kadar oldu bu işe başlayalım? 12 yıl oldu. Dediğim gibi ben İzmir'de o an evliydim. Evli olduğum dönemde işte hani evde oturmak istemedim. Buradan bayanlara da sesleniyorum. Lütfen siz de hakikaten hani, yani. Evde böyle hani Türkiye'de işsizim. Yapmayın hani okuduğum ya. Bölüm... İş çok. İş çok eğer çalışırsan. Aynen. Hani okuduğum bölüm aslında reklam ve pazarlama ama biz mesleği yapıyorsun evet, aslında. Evet ama ben hiçbir zaman onunla alakalı çalışmadım. İşte İstanbul'da olduğum zamanlarda Flormar'da güzellik uzmanlığıyla başladım. Ama pazarlama yönü yok. Çok insancılı yönü yüksek olunca pazarlama evet, olmaz. Evet, o yüzden aslında daha işte 2 senedir aslında ticaret yapıyor gibi bir şeyim. Ben aslında hizmet insanıyım. Hani insanlara hizmet ediyorum. Hani bir batık acısıyla gelip sonradan Allah razı olsun demeleri o kadar hoş bir duygu ki hani aldığım... Günde kaç danışanın oluyor? Danışan deniyor evet, değil mi evet, ona da? Danışan. Ben müşteri olarak görmüyorum insanları. Yani gelen kişileri danışan kişiler. Ben kişiye özel hizmet veriyorum. Bulunduğumuz alan 75 metrekare büyük bir alan. Büyük. Hani 7-8 kişiye kadar alalım. Ben kişiye özel hizmet veriyorum. Ama işte o dediğim gibi kirpiği ve protezi koy be aşkım. Büyüt işini. Çok isterim ama işte güvenilecek insanlar yok. Bazen dediğiniz gibi o Türkmenistanlı arkadaşlar... Sevgili arkadaşlar, eğer bu videoyu izliyorsanız, Ataşehir'de oralara nereleri yapıyor? Metropol İstanbul. O bölgeye ne deniyor? Ataşehir. Ümraniye yakın. Ataşehir, Ümraniye. O bölgede olan protezle ilgili ve kirpikle ilgili kalıcı makyajla, mikrobleeding vesaire gibi işler yapanlar hanımefendinin orada... Ulaşabilirler bana. İstiyorsa maaşlı, istiyorsa paylaşmalı olarak aranabilir. Yaz şuraya numarayı. Ben bunu da arkadaşlar bu bandı çok kaliteli bir şekilde bitirin. Buraları da kesmeyin. Hiçbir şey kesilsin istemiyorum. Ve al sana haberin YouTube sayfasında da yayınlanmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Senin gibi bir kadını nasıl yayınlamam ben ya? Orada yeni bir bölüm açılsın. Seyhan Soylu Business Day. Bundan sonraki konuklarımı da orada yayınlayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bant bitiriliyor. Çok klasmanı yüksek oluyor. Burak'a veriyorsunuz. Burak rutuş yapıyor. Oraya koyuyor. Çok harika. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde de aslında ben de birilerine önerecek ulaşmış olacağım. İş böyle dalga dalga el ele tutunca her şey ortadan çok kalkacak. Doğru. Peki aşkım dinliyorum. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. İşte kişiye özel çalışıyorum. 75 metrekare olan bir yerdeyim. Tamamen dezenfektan bir ortamda. Hatta şu an maske yasağı da kalktığı için ozon buharı terapisinden sonra ozon cihazı... Ozondan mı var sende? Evet, ozon buharı. Kan alıyorsun. Yok, kanlı yok. Bizde sadece bakımdan sonra dezenfekte olsun diye buhar var. Buhar veriliyor ayaklara ya da ellere. Kişi istediği zaman o şekilde buhar tedavi. Ay ne rahatlatıyor. Evet. Ozon çok rahatlatıyor. Oraya gelen kişi gerçekten işte çalışan kişiler genelde işte üst düzey. Ozon kanı temizliyor. Temizliyor ve şey yapıyor. Özellikle bu Covid'den sonra Covid geçirenler için çok önemli oldu. Ben 3 kere geçirdim. Ben şu ana kadar geçirmedim inşallah da geçirmeden ben atlatacağız. Ben grip gibi atlatıyorum artık. Çok güzel. Biz ailecek yakalanmadık. Bakalım inşallah da yakalanmayız. Yakalansan da artık mutasyona uğradı. Grip gibi oldu bir şey. Tabii aşı da olduk dolayısıyla. Çok minik böyle baş ağrısı, burun salgısı. Bazen şey diyorum acaba öyle atlattık mı hiç öyle bir şey belki de yaşamadım. Belki de atlattım farkında bile değil. Çocuk okuldan getirir diye çünkü çok korktum. Yapmış korktuk. Olduğum işle ilgili hastalığı yakalamamam mümkün değil. Evet. Ama dediğim gibi ben sadece bir kişi aldım orada. İşte dezenfektalar hep çalıştı. Maskeyle çalıştık zaten. Çalışırken hep maske takıyoruz. Şeker hastaları bu işe çok meyilli. Başka? Bir de el ayak bakımını sağlıklı bu tür böyle hastalıklara yakalanmasın diye. Yani insanlar maniküre pediküre gitsin ama arada sırada da böyle el ayakla ilgili
medikal yerlere. Profesyonel bir yerden bakım alabilirler. Bunun rahatlığını zaten yaşayınca inanın şey diyorlar, keşke daha önce keşfetseydik diyorlar. Hem kişisel bir alan oluşturuyoruz, hem rahatlıyor, hem de manzara olarak güzel bir manzaradır ofisimiz. İnşallah bir gün sizi de bekleriz. Geleceğim, söz veriyorum. Tamam. Burada gelmem lazım. Tamam, bekliyorum. Önümüzdeki hafta muhakkak uğruyorum sana. Hamile kişilere ne günleri açıksın? Her ben gün. Her gün açım. Pazar hatta da mı? Pazar günleri de açım. Aferin sana kız. Günde kaç kişi geliyor? 3-4 kişi alıyor musun? 4 kişi alıyorum. Bazen el ayak olduğu zaman 8 işlem almış oluyorum. Aralarda işte refleksoloji masajı isteyen de oluyor. Yani 6 ya da 8 kişiyi geçmiyorum. Size de yapalım. Ah, bayılırım. Bayılırım. Aslında normal masaj yaptırmadan refleksoloji masajı yaptırmak çok daha iyi. Daha iyi. Kan dolaşım. Ay, bir senin gibi böyle işinin ehli bir hanımefendi geldi bir gün. Ay, bana bir dokundu. Ay, ben o dokunmayı hiç unutmuyorum. Değil mi? Çok bak, düşün ya, gerçekten aradan ne güzel kadar geçti. Gerçekten güzel yapan birisinin ellerinde huzuru buluyorsunuz. İnanılmaz. Rahatlığı buluyorsunuz. Çok gerçekten güzel rahatlık. Çünkü şey, beyindeki noktaları biliyorsunuz, sinir uçları siz. Ayak ve ellerde sonlanır. Hani acı çekmemizin sebebi. Bu bakım pahalı mı? Aslında değil. Hani ne kadar? Şu an bizim ayak bakımımız 280 liradan başlıyor. Problemine göre yani 400 liraya da varıyor. Çünkü o kadar ağır deformasyona uğramış. Atıyorum 2 saat ilgilendiklerinde var. Tabii. Hani o zaten o ona göre değişiyor fiyatlar. Ama gene de fiyatları minimalize etmeye çalışıyordunuz. Çok minimize. Güzel yüreğimi. Evet. Peki şey, refleksoloji masajı ne kadar? O da manuel yaparsak, yani ben elle yaparsam 280 lira yarım saat. Bir de cihazımız var. Onunla da yaparsak 180 lira. Ha, cihazla da yapılırsa. Evet. Cihazla herhalde falan gibi. Cihazla ayağa koyuyorsunuz. Bir de onların yapıştırma petleri var vücuda da. Tüm vücut masajı da yapılabiliyor. Ağrıyan bölgelere de yapılabiliyor. Aa. Evet, oturur vaziyette ayaklarınızı koyuyorsunuz. Elektrot. Mesela buralarım ağrıyor, buralara evet, da koyduk. Evet, oralara da yapıştırılabilir. Titreme mi bu? Titreme, elektrot. Onunla da gene yarım saat. O 180 lira. Manuelde 280 lira. Çünkü hani ben çok... geldim de komple sok beni. İnşallah. Ben de seni komple Instagram'a sokayım. Tamam. Teşekkür ederim. Hayatım beleş benim. Peki, 12 yıl boyunca bu işin üstadı oldum. Hiç akademi açmayı falan düşünmüyor musun? İleride 5 hani yıl içerisinde. Hani bizim eş olmasa evet. 15 tane 20 tane hatun yetiştirip o insanları da çok iş sahibi etmek istemez misin? Çok isterim. Zaten yani bundan sonraki hedefim 5 yıl içerisinde akademisyen peki, olarak. Gel seninle şunu yapalım. Buyurun. Mesela Ataşehir, Ümraniye o bölgede hı-hı. işsiz olup hı-hı. iş öğrenmek isteyen hatunlarla hı-hı. ilgili şunu yapsak. Eğitimi sen, bu işin eğitimi 15-20 bin liraya alınıyor. Hı-hı. Bu eğitimi bedava versen, hı-hı. 4 kişiye hı-hı. bedava versen bir ayda yetiştirirsin. Yetiştir. Onlar da senin orada bu işi yapsalar, hı-hı. kendi kazandıklarını yarı yarıya yapsalar. Hı-hı. Hem senin teknenini yararı olur. Yani olabilir. Hem de büyüyebilir. Olabilir. Hadi o zaman hanımlar, iş arayanlar, yazın hanımefendinin numarasını. Yazın arkadaşlar. İş arayanlar, yeni bir iş öğrenmek isteyenler ve zannediyorum günde 3 tane alsalar hı-hı. bu da demektir ki 300 liradan ayda 10 bin liraya iş kazanmış olacaklar. Bunu da kapağı yaparken bu şekilde kapağı yaparsanız çok da keyifli olur. Peki Gülhan Hanım, efendim. El ayak bakım mı? Ne gibi hastalıkların çağrışımını yapıyor? Buraya baktım da adınız yazıyor, o kadar başka bir şey evet. yok. Yani benim kafamdakiler evet. Gerçekten bu çok önemli bir konu aslında. El ayak bakımı medikal yaptığımız ve özel makinayla yaptığımız için cihazlarla ve uçlarla, freze uçlarla yapılan bir işlemdir. Daha çok batık, nasır, sil, çatlak topuk, hani hiç görmeyi istemiyorum ama yazın maalesef görebiliyoruz o çatlak topukları, kalınlaşmış, sertleşmiş ayakları. Aslında yazın doğru düzgün bakım olursa kışa da sağlıklı bir hayat. Tabii ki. Tam zamanı açık tabii. ayakkabı giyiyorsun. Aslında şey, kışın başlamak lazım. Hanımlar bakın lazım. Be kurban kışın. Olayım kendinize. Bakın ne olur. Bak, bu videoyu seyrederek giden herkese de hanımefendiden %30'da indirim. Bak, hiçbir şey sormuyorum ona. Tamam. gerçekten gidin. Allah aşkına gidin yani. Ayaklarınız sağlıklı olalım. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ekonomik anlamda. Ayaklarınıza bakın, sağlığınıza bakın.
kurban olayım, iş sahibi olun, evinize ekmek götürün, evet, başınız dik olsun. Size dört kişiye de iş sahibi edebilecek hocamız da bu konuda dört kişiye eğitimi bir ay içerisinde yetiştirmiş oluyor. Bir ay içerisinde yetişiyor değil mi? Aşağı yukarı evet. Süper. Tamamen hadi aşkım, olmasa da. Kurban olayım size. Evet. Şimdi senin ofisinde kalabalık olur. Ne kadar güzel evet. olur. Arada sırada da ben gelirim. Her işe aldırdığımda her hafta birine gelsem kurtardık. Beklerim. Her zaman peki. beklerim. Onun dışında çatlak topuk bakımı yapıyoruz. Hatta benim bebek hastalarım bile olabiliyor. Çünkü o bebeklerin... Yanlış tırnakları çıkıyor değil mi aynen, çocukları? Aynen. Bir de tepinirken falan böyle tırnakları kırılıyor falan. Yani bebek rahatsızlıkları hastalarım yerim oldu. Onları. Onun dışında hamile kişiler mutlaka gelmeli. Özellikle son aylarda kilo artışı olabiliyor. Ödem, şişlik olabildiği için hani tırnaklarını kesemiyorlar. Hani hamilelerde de çok özellikle son aylarına doğru batık olabiliyor. Ya da mantarlaşma söz konusu olabiliyor. Onlar da gelebilirler. Onun dışında sporcular çok gelir bize. İşte bale yapan, işte dans eden ya da sporcu. Onlar da parmaklarının üzerinde. O tarz kişiler de var, danışanlarım da var. Aslında herkese hitap ediyoruz biz. Hani 7'den 70'e. Peki o tırnaklar sararıyor mararıyor, ileride evet. kopar eğer önlem alınmazsa. Tabii ki. Yani tahta tırnak oluyor, artık boşalıyor. Et, yani tırnağım sonuçta atıyor, ete bağlı. Çıkıyor, atıyor. Evet, altı boşalıyor. O kadar kötü görüntüler var ki hani bakamayacağınız görüntüler var. Ben de ilk başladığımda aslında şey diyorlardı arkadaşlarım ya da çevrem. Şu an bile işte Instagram'da yayınlarken o kadar kötü yayınlama. Ama işte bu işi yapıyorum ben diyorum. Hani bu işi yaptığım için de nasıl bir iş yaptığımı, neleri tedavi ettiğimizi, nelere yardımcı olduğumuzu bunları göstermek istiyorum kişilere. Herkese bekliyorum. Herkese yardım etmek isterim. Çok şeker bir kadınsın. Seni ağırlamak çok güzeldi. Ben de. Hem müteşebbis. 10 numara bir kadın. Çok 4 kişiye de iş veriyor. Lütfen iş başvurularını Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy o bölgeden evet. eğer olursa ulaşımı da kolay olmuş olur. Evet. Ayda da 10 bin lira kazanabilecek, size bir iş sahibi edebilecek süper bir kadınla sizi tanıştırdım. El ayak bakımı deyip geçmeyin, hastalıklarında aynı zamanda evet. ilk böyle nasıl ağızdan dişten alınır, ayaklarda aynı şekilde hangi hastalıklar geliyor diye hanımefendi bu yardımcı konuda uzman, yardımcı olur, yönlendirebiliyor. Ve el ayak bakımı sağlıklı olmanın çok birinci kurallarından biri. Evet. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Sen de Gülhan Şeker hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ederim. Senin gibi çok klasmanın yüksek bir insanı ve güzel yürekli bir hatunu ağırlamaktan çok keyif çok aldım. Güzel. Biz bu arada kuliste çok sohbet ettik. ben biraz geç kaldım. Estağfurullah. Hanımefendi inanılmaz klasmanı yüksek bir kadın ve işinin de çok ehli. Daha konuşamadığımız neler var? Siz konuşursunuz. Numaralar burada. Hoşçakalın. Ben de buradayım. Sevgiyle kalın.